Merhaba arkadaşlar, bugün Masum Abiler 1993 orijinal adı Searching Bobby Fischer olan film ile karşınızdayım. Filmin yönetmeni Steven Zaillian, filmin oyuncuları Max Pomeranz, Joey Mantegna ve iki usta oyuncu Ben Kingsley, Lawrence Fishburne'dir. Peki kim bir Bobby Fischer? Çok fazla anlatıp hikayesini daldan dala aktarmak istemiyorum. Çünkü Bobby Fischer'ın filmi de var. Adı ise Pan Sacrifice. Bu filmi izleyip ondan sonra bu müthiş adamın hikayesini siz elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Kısaca 9 Mart 1943 doğumlu olup 17 Ocak 2008'de İzlanda'da ölmüştür. Dünyanın en iyi satranç ustalarından sayılmaktadır. Fischer oyunlarında kullandığı taktikler ve hamleleri, inanılmaz galibiyetleri sayesinde Fischer unvanı diye adlandırılmıştır. Evet, geldik bu filmin asıl sahibi Joshi Wetzink'ine. Hayatından esinlenerek filme aktarılmıştır. Bu filmin çekilmesine sebep olan babası Fruit Wetzink'in oğlunun hayatını yazarak böyle güzel bir kitabı hem de filmi hayatımıza katmıştır. Hazır kitaplarda demişken Stephen Zweig'in satranç kitabını da okuyun derim. Çok güzel bir kitap. Hatta bazı filmin bazı sahnelerinde sanki satranç kitabından alıntı yapılmış diye içimden geçirdim. Joshua 4 Aralık 1976 doğumludur. Kendisi halen New York'ta yaşamaktadır. İlk olarak annesiyle birlikte New York City'de Washington Square Park'ında yürürken annesine ısrar etmesi üzerine sokaktaki satranç oyuncuları ile oynamasıyla 6 yaşında satranç oynadığını anlıyorlar. Wetzink'in 7 yaşında ilk resim öğretmeni Bruce Vanderfundur. 7 milli takım şampiyonluğu kazanmıştır. 1999'da Wetzink felsefe okuduğu Kolonya Üniversitesi'nde kaydını da yaptırmıştır. Wetzink 10 yaşındayken bir usta olan Edward Frumkin'de yenmiştir. 16 yaşında uluslararası usta unvanını kazanmıştır. 2000 yılında satrançtan ayrılmıştır. Satrançta kazanmaya o kadar çok doyduğu için artık bir sevgisi olmadığını dile getirmiştir. Daha sonra kendisini dövüş sanatına adamıştır. Aikido'da birçok ABD ulusal madalyası vardır. Şu an ise siyah kuşağa sahiptir. Wetzink, Brezilya'da Jiu-Jitsu okulu ve Di Marcelo Garcia Akademi'nin kurucu ortağıdır. Filmimiz aslında hemen hemen aynı şeyleri anlatıyor. Satranç şampiyonu olmak ne kadar onur verici bir ödül. Filmde öğretmenle ilişkisi çok iyi anlatılmamıştı. Ben film başlarken ilk çocukla karşılaştığı sahnede bir büyülenme bekledim. Bir Bruce Lee ve ilk ben yakınlığı aradım ama bulamadım. Sokakta oynadığı Winnie ile daha samimi bir iştendi. Joshua o kadar turnuvaya katılıyor ama öğretmeni bir tanesine bile gitmiyor. Ama Winnie'nin gittiği turnuvada ben de artık git be öğretmen dedim ve sonunda oraya gidiyor. Josh'un yeni bir rakibin çıktığı sahnedeki korkusu çok iyi aktarılmıştı. Aklıma hemen çocukluğum geldi. Okuldayken sınıfın en çalışkanına öyle gözlerle bakardım. Yani ondan korkardım. Joshua'nın ailesinin samimiyeti de güzel aktarılmıştı. Yıl 1993. Aslında çok da bir şey beklemiyorum bu filmden. Oyunlara göre kurgusu iyiydi. Keşke Bobby Fischer'dan daha az bahsetselerdi. Neyse, yine de güzel film olmuş. Ben bu filme verdiğim puan 7. Kanalıma abone olup bir dahaki film seçmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.